Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etsiz kuru fasulye yemeği paylaşacağım. Tam kıvamında lezzetli bir kuru fasulye tarifi hazırlamak istiyorsanız vermiş olduğum püf noktalarıyla bu tarifi mutlaka deneyin ve kaydedin çok işinize yarayacak. 3 su bardağı kuru fasulyeyi bir gece öncesinden bol suyla ıslattım. Ve ertesi gün suyunu süzerek bu şekilde hazırladım. Tenceremize koyduk. Şimdi ben kuru fasulyeyi pişirmeden önce mutlaka bir ön pişirme yapıyorum ve kuru fasulyenin gazını alıyorum. Sizlere de bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Hem lezzet olarak hem de yedikten sonra kuru fasulyenin vermiş olduğu rahatsızlıktan kurtulmak için mutlaka bu işlemi yapın. Kuru fasulyeyi tencereye koyalım. Üzerine geçecek kadar soğuk su koyalım. Çok fazla suda haşlamıyoruz. Üzerine geçmesi yeterli olacaktır. Ve bu şekilde kaynamaya bırakalım. Kaynayınca ocağın altını kısalım ve üzerinde oluşan beyaz köpükleri alalım ve bu şekilde tamamen köpükler çıkıp bitene kadar bu işleme devam edelim. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ve şimdi kuru fasülyeyi süzüyorum. Şimdi ben kuru fasülyeyi düdüklü tencerede pişireceğim, ama siz aynı işlemleri normal tencerede pişirerek de yapabilirsiniz. Sadece düdüklü tencereye göre pişirme süresi uzayacaktır. Tenceremize sıvı yağını ekleyelim. Üzerine bir adet küp küp minik minik doğradığımız soğanı koyalım ve soğanın rengi dönüp kokusu çıkana kadar kavuralım. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyelim ve malzemeleri özleştirelim. Burada salçayı çok fazla kavurmuyorum. Çünkü kuru fasulyeyi de kavuracağım, baharatlarla da kavuracağım. Salçayı fazla kavurup yanık kokusu gelsin istemiyorum. Özleştirmemiz yeterli. Üzerine hazırlamış olduğum kuru fasulyeyi ekliyorum ve salçayla özleşene kadar kavuruyorum. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. Baharatları eklerken de 1 tatlı kaşığı kimyon, damak tadınıza göre karabiber ve pul biber ekleyelim. Ben ben çok az zerdeçal ekliyorum. Kuru fasulyeye zerdeçalı çok yakıştırıyorum. Hem vitaminini almış oluyorum, hem tadı çok hissedilmiyor. Hem de kuru fasulyeye güzel bir kıvam olarak bir hoşluk, rengine, görüntüsüne bir e, güzellik katıyor. Ben öyle düşünüyorum ama eklemek zorunda değilsiniz. Ve bu şekilde ekledikten sonra 3 su bardağı fasulye için ben 6 su bardağı su kullanıyorum ve suyunu ekliyorum. Oda sıcaklığındaki suyu ekliyorum. Üzerine iki tane de defne yaprağı koyuyorum. Defne yaprağının da kuru fasulyenin sasılığını aldığını düşünüyorum ve yakıştığını düşünüyorum. Bu sebebine ekliyorum. Ve bu aşamadan sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Herkes kendi düdüklü tenceresine göre pişirebilir. Ben toplamda 10 dakikada pişirdim. Bu süre tencerenize göre, fasulyenin türüne, cinsine göre farklılık gösterir. Kontrollü olalım. İçerisinden defne yapraklarını alıyorum, tuzunu ekliyorum ve özleşene kadar karıştırıyorum. Ve çok önemli bir püf noktasından bahsedeceğim. Tuzunu pişirirken koymuyorum. Kuru fasulye piştikten sonra ekliyorum. Eğer bu şekilde hazırlarsanız kuru fasulyenin türüne cinsine göre değişir tabi ama hani kullanmış olduğumuz püf noktalarından bir tanesi. Tuzu sonradan eklemek, kuru fasulyeyi tuzla pişirmek kuru fasulyenin çabuk parçalanmasına dağılmasına sebep oluyor. Bu sebeple tuzunu sonradan ekliyoruz. Kuru fasulye yemeğimiz servise hazır. Kıvamıyla, görüntüsüyle çok güzel oldu. Sizler de vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek bir kere de kuru fasulyeyi böyle deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videolarımı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.